Bir malın mülkiyet hakkını kendinde bulunduran kadın. Sahibe. Çok güzel. <laughs> Buyurun yeni soruyu geçiyoruz. Batı anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Eski bir kelimedir. Gün indi batı. Ne ülkeleriydi hani bir de o Kuzey Afrika ülkelerine bir şey diyorlardı. Cezayir, Fas. Batı. Eski bir tabir ama bulursunuz siz bunu. Süreniz var. Garp. Garp. Çok güzel. Aslında aynı kökten. Aynı kökten. Demin hani harpte bir şeyler yaptı Çiğdem Hanım. Aynı yöntemi uygulayıp doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Gar. Yok yok. Yok 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 yok. Hani harbi vermiştik de çatışmayı <laughs> sormuştuk. Çiğdem Hanım bir yoldan gitti. Aynı yoldan gitseniz. Ters çevireceğim sana. hı <laughs> hı. Bir harf alacağım. Aldık bir harf. harf. Nereden? Bak. Ah. İşte o sizin söylediğinizin ilk harfi bu. Öyle kabul edin. Gar marip. Neydi o? Marip. Marip efendim o. Gayet güzel. Bir ürküttü değil mi? Aynen, çok. <laughs> Ama yani tadı da burada efendim. Evet. Şimdi mesela 9700 olabilir. 9700'de bugünün şampiyonu olursanız 9800 hevesiniz olacak hafta finali için. Öyle <laughs> bakın, olumlu bakın tamam. lütfen. Şimdi çok kolay bir soru. İlk 7 artı cevap. Fide ile toprağı can suyu. Kaynaştırıp hayatı başlatan sıvıdır can suyu. Suya girmişken bir de şöyle bir hayvan cihazı tanıtayım size. Siz Vay. daha iyi bilirsiniz belki de. 3 kalbi var, 8 bacağı var, omurgasız bir su canlısı ahtapot ahtapot bizzat kendisi eski bir kelime çıkacak karşınıza yine. O eski kelime tırnağın içerisinde. Gerekirse hiç yüz vermeyin ona. Sondaki tamam. açıklama yeter size. Peki. Buyur. Marşandiz de derlermiş Yolcu taşımayan demiryolu taşıtının diğer adıdır efendim. İki kelime. İki kelime. <laughs> Bakın çok uğraşmaya gerek yok bence. Demiryolu taşıtı ray. Demiryolu taşıtı tren. Ve yolcu taşımıyor. Yük yük treni. İşte o kadar basit 800 anda. Elimizde 2 dakika 14 saniye var. Süre konusunda çok da telaşlanmamıza gerek yok. Ama biliyoruz ki o 2 dakika 14 saniyenin 55 saniyesini arttıracağız. Evet. Bir harf daha alırsak. 5 tane de soru kaldı. Alır mısınız o harfi? Vallahi bilmiyorum. Belki de 9700'de bitecek bu. Hatta öyle de bir his var içimde. Bilmiyorum. İnşallah. Biraz şimdi sokak jargonuna dalacağız. Hı hı. Daha doğrusu ben bu tek kelime 9 harften oluşan cevabı düpedüz argo zannederdim. Kaynak diyor ki hayır mecazi. Hı. Buyursunlar. Mecazi anlamda birine ufak kazançlar sağlayarak fark ettirmeden tuzağa doğru çekmek Esra Hanım. Yemlemek. Beni korkutuyorsunuz Esra Hanım. Hem de nefes bile almadan daha kolayı var. Buyurun gelsin. 9 harfidir, tek kelimedir. Aradaki uzaklığı azaltacak şekilde ilerlemek çok daha basit bir şey. Altın, lanmak. Bir... Hayır, tek kelime dümdüz bir soru bu. Altandan filan, mecazi filan da değil. Aradaki uzaklığı azaltacak şekilde ilerlemek. bir harf alacağım yapmayın bir Aynen. daha düşünün Peki. bir daha düşünün bir mesafe aradaki uzaklığı yakınlaşmak Hadi bir daha bakın yakın hadi bana yakın 9 harfli olmalı Dokuz yakın harfli. var galiba değil mi yani 9 yakın... harfli olmalı efendim yakınlama ona doğru yaklaşmak oh buyurun. <laughs> arada böyle suçluyorum